Hoş geldiniz değerli dostlar. Bugün Liberya serimizin ikinci bölümüne devam ediyoruz. Bakın leş yerlerden 15.liğe kadar yükseltmişiz devleti. Ve şöyle iğrenç bir toprak yapımız var. Bakın şurada kendi toprağımız Umman, İran'ın batısı ve Arnavutluğu almıştık. Şimdi tam biraz devam edeceğiz. Nereye? Bu bölüm İskandinavya'ya. Bu bölüm İskandinavya'nın çeşitli bölgelerini işgal etmeyi düşünüyorum. Daha sonra asimile falan ederiz. Kendi topraklarımız olurlar. Şimdi gençler, ilk önce bizim tabi en mantıksal bir hareket olacak, para biriktireceğiz. Para biriktirmezsek, çünkü asker basamayacağımızdan dolayı hiçbir şey yapamayız. Şöyle dünyanın genel durumuna, bu ne? Oha! Sovyet'i görüyorsunuz. Sovyet bitmiş gençler. Sovyet'i mahvetmişler. Çok güzel bir save oluyor bence. Britanya Hindistan'ı büyüdü. Görüyorsunuz. Fransa falan bayağı coşturmuşlar. Nazi ile İtalya çok şey yaptı. Çok güçlendi. Birleşik Krallık ve Fransa vs'sinde 2. Dünya Savaşı kıran kırana geçecek. Bundan emin olabiliriz. Şimdi ne yapacağız? İskandinavya için hazırlıklara başlayacağız. İskandinavya'da bakalım bunların bir ittifakı var mı? Yok. 33 binlik paramız var gençler. Bunu şimdi Liberya'dan bir ordu toparlayacağız. Ama bakın şu askeri alma maliyeti çok fazla. Neden bu kadar fazla? Bunu düşürebileceğim bir şey inşa edebilirim gençler. Şöyle cephaneli inşa edelim. Buraya güzel bir şey. Cephanelik inşa ettik. Burada askeri alımlar çok ucuz olacak artık. Bakın. Şöyle. 3700. Biraz daha basalım. 8100'lük orduyu İskandinavya'ya doğru gönderiyoruz gençler. Umarım işe yarar. Şöyle Norveç'e doğru götüreceğim. Bakalım. Bakalım. Ne oldu? İtalya bana mı savaş açtı? İtalya bana mı? Ne oldu? Bana kim savaş açtı burada? Portekiz bana girmiş gençler. Aynen Portekiz. Portekiz bittin ki. Oraya ordu gidiyordu Portekiz. Oraya ordu gidiyordu Portekiz. Portekiz bize savaş açtı. Hata. Büyük hata hem de gençler. Şuraya çıkartalım. Ordularımızı. Tamam sen oraya al. Hiç sıkıntı yok. Ben sana karışmayacağım. Şöyle ben sana buradan giriş yapacağım derken adam baya baya karşı koydu biraz. Buradaki nüfusu baya azalttık maalesef. Şuradaki nüfuslardan alacağım artık yeni askerleri. Parayı artırmamız lazım. Şimdi 8100'lük ordu bu İskandinavya ülkeleri için derken Brezilya gelmiş oraya. Brezilya'yı yenemeyiz tabii ki de. Şuradaki Vinland galiba nasıl okunuyor bilmiyorum. Bu ülkeye dalacağız. Buranın nüfusuna bakalım. 347 bin gayet güzel ve bizden çok güçsüz bir ülke, yani bize göre güçsüz. Bizim nüfusumuz kaç? 690 bin. Şuradaki olaylara bakalım. Irak'a girebiliriz. Irak'ta da sağlam nüfus var. Bence hiç İskandinavya'dan önce bir Irak seferi yakışır. Hatta şöyle Irak'a hemen bir dalalım. Şimdi Irak'ın bütün topraklarını alabiliyor muyum? Alamıyorum. Savaş tazminatı ver. Şöyle güzel değerli toprakları bana sal. Salamıyorsun orayı. Ne yapacağız? Şöyle talebimizi göndereceğiz. Büyük şehirlerini aldık arkadaşlar. İran. Şöyle 5000'lik orduyu dağıtalım. Ve paramızı biriktirmeye başlayalım ve asimile işlemlerini de yapalım. Asimile önemli. Evet, Irak'a ikinci bir part girebiliriz aslında. Kaç nüfus kaldı? 132 bin. Fazla da bir gücü kalmadı İran. O nüfusu da alabilirsek güzel olur da İtalya falan burada. Bu kim? Almanya. Artık birbirlerine girmelerini istiyorum. İkinci Dünya Savaşı patlak versin. Yoksa böyle boş boş oturmak da olmuyor. Çerkesya kurulmuş. 80 binlik nüfus, saldırsam boşuna. Afganistan. Oo, Afganistan'ı da alabiliriz aslında. Afganistan buradaki toprakları asimile etti mi? Etmedi. Derhal. Britanya'dan bir ticaret talep edip geçiş alabilirsek. Ki aldık çok iyi. Şu şeye bir dalalım. Gençler.
Şöyle gel Afganistan'a bir girelim. Evet, Afganistan Savaşı'nda yıpranmaya başladık. Şöyle şuradaki toprakları isteyeceğim ve yoluma devam edeceğim gençler. Şöyle iki yıldızlıkları alalım. Verdi mi vermedi. Çok mu istedik Afganistan? Çok mu istedik? Sen 17.sin, ben 15.yim. Çok istedik galiba. Şöyle ver. Şöyle ver. Vermiyor. Ben şunları bir düzelteyim. Orduları gençler. Şurayı bir savunalım çünkü burayı almak istiyorum. Cidden burayı bırakmayacağım. 5 minutes later. Yani bana diyor ki illa ordu toplayıp gel. Bir eyalet ver bari. Vermiyor şu anda. Yıldızın var mı? Bir yıldız var. Şöyle evet. Afganistan bizi geri püskürttü ama. Tabii ki de biz geri döneceğiz. Burayı almak istiyorum. Cidden burayı bırakmayacağım. Asi çıktı. Asi çıktı. Şu asileri halledeyim gençler. Evet gençler, hızlandırmada da gördüğünüz Irak'ı aldık. Yalnız şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Bizim elemanlar kime saldıracak? Şimdi bakın, dünyada ülke kalmadı. Bu iki ittifak birbirine savaş açmazsa geriye kim kaldı? Bana dalacaklar. Bir Afganistan kaldı, bir de İskandinavya kaldı. Şu anda kendimi çok huzursuz hissediyorum. Ve bunlara bir ittifaka girmem lazım. Bunu kendimde şu anda hissediyorum. Bir boşluk var. Herkese ilişkimi geliştireceğim. Herkese ilişkimi geliştireceğim. Büyük ihtimalle Fransa Birleşik Krallık tarafına girebiliriz. Onlar daha güçlü gözüküyor şu anda. Bakalım. Şu anda ne istiyor bizden? İlişkilerimiz düşük müttefikler. De çok fazla olduğu için bunlar da tabii ki de beni aralarında istemiyorlar. Bunlarla ilişkileri bir geliştireyim. Bizim şu anda kimseye savaş açmadan çok para biriktirmemiz lazım. Yoksa bunların herhangi birisi bize girerse çok zorlanırız. Şu anda azıcık şey yapmamız lazım. Pusmamız lazım. Nazilerle ve İtalyanlarla da ilişkimi geliştireceğim. Polonya'da Macaristan'la ittifak kurmuş. İlginç. Onlar da bir ilişki basalım. Şimdi bizim kötü olduğumuz kim var? Bir Macaristan var. Birleşik Krallık'ta aramız düzeliyor. Onu da bir arttıralım. Ne oldu? Aa, çok iyi. İkinci Dünya Savaşı başladı gençler. Çok iyi. İkinci Dünya Savaşı başladı. Ben de İtalya'ya savaş ilan edebilirim şu anda. Bana asi çıktı arkadaşlar. Bir sürü gördünüz zaten. Tam İtalyanlara girecekken. Çünkü büyük ihtimalle Birleşik Krallık ve Fransa şeyi alacak. İtalyanlarla ve Alman'ı alacaklar. Şöyle pusacağız. Pusacağız da eksi 100 mü? Şöyle çekil. Yine bir asi çıktı. Bunlar deli. Bunlar deli. Ordu basmayacağım. Ordu basmayacağım çünkü paramın azalmasını istemiyorum. Bunları halledelim. İkinci Dünya Savaşı başladı. İkinci Dünya Savaşı'na müdahale edeceğiz. Bakalım. Tabii ki de güçlü tarafın yanına geçeceğim. Ve daha da kendimi güçlendireceğim. Şu anda fazla bir şey olmuyor. Birleşik Krallık girmeye başladı İtalya'ya. İtalya'ya savaş açabilirim çünkü. Almanya falan ölüyor şu anda. Ben İtalya için bir savaşa hazırlanayım gençler. Asimile işlemlerini yapalım. Adamlar isyan edip edip duruyor. Tam para lazım olduğu zaman asimile. İtalya, Suudi Arabistan'dan girebiliriz. Güzel olur.
Suudi Arabistan'ı alırız. Oradan da Anadolu'yu şöyle sıçrayabiliriz ki sıçrayalım hızlısından. Çok asker basmama gerek yok. Ay iyi alıyorlar. Hadi seri. Savaşımı ilan edeceğim. Şöyle bir asker basalım. Bir tur daha bekledik. Britanya Hindistan'ı mahvedecek çünkü. Hemen savaş açmam lazım. Şöyle asker basalım ve İtalya'ya girelim. Şöyle. Naziler de bize savaş ilan etti. Sıkıntı yok. Onlar benimle uğraşana kadar gitsinler kendini kurtarsınlar. Buradan da Arabistan topraklarına gireceğiz. Hadi bakalım. Şu anda bizim için karlı bir savaş başladı. Bunu bakalım nasıl yürüteceğiz. Adamlar çok hızlı bir şekilde aldı bu İtalya topraklarını. Tam burada yok ettik İtalya'yı. Devam edelim. Şu kıyı şeridini alırsam çünkü değerli topraklar. Şöyle bölelim. Britanya Hindistan'dan önce dalarsam oraları kurtarabilirim. Ve Birleşik Krallık'tan şöyle toprakları aldık. Bunlar zaten sağlayacaklar. Barış antlaşması yollamayacağım. Aa, şu Almanya topraklarına da girebiliyorum. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bunlar kendi topraklarını kurtarmayı düşünsünler. Şu anda sömürgelerini ben alıyorum. Bizim için karlı bir savaş dönüyor. Şunu dağıtabiliriz. Ekonomimiz zaten çöpleşti. Şunu dağıtalım. Ay, burayı saldılar. Niye salıyorsunuz beyefendi? Gelme, gelme, gelme. Asker dağıttım geliyorsun. Şöyle dönün beyler. Topraklar elden gidiyor. Buraya asker getirdiler. Tabii ki de cevap vereceğim. Barışsam mı? Bir tur barışayım. Ben şimdi biraz tırsayım. Bir tur barışayım. Toparlanmam lazım çünkü tur başına çok az geliyor. Şuralar değerli. Buraları sal. Şöyle. Talepleri gönderdim. Kabul etmedi ve o. Aa, bunlar İtalya toprağı dedi mi? Ben şöyle İtalyanların içini yaracağım. İtalyanların içini yaracağım. Ben buraları hepten unutmuşum gençler. Siz de şuraya gelin. Adamın şimdi saldırısı tuttu he, bana. Avrupa'daki durumlar ne? Nazi dönmüş. Nazi burayı alıyor. Bakalım bizi neler bekleyecek. Arnavutluğu kaybettik. Sıkıntı yok. Paramız niye eksilde şu an bizim? Cidden. Paramız askeri. Nerede asker var? Tabi burada hayvan kadar asker bulursa. Şunu dağıtalım. Para eksiye düşmesin. Şuraya doğru gelsin ordularımız aşağı doğru. Burayı kurtardık mı? Tamam. Şu anda güvendeyiz. Hatta şuraya da. Şurada bir ordu basacağım hemen. Şu toprakları geri kurtaralım. İtalya'dan. Arada bir hızlandırmalar giriyor. Bunlar video sıkıcı olmasın diye arkadaşlar. Ah, buraya döndüler. Tamam. Şimdi çıkartmamızı atacağız şuraya. Tuttu bizi. Yine tuttu. Bu sefer tutamayacaksın. Tuttu yine. Abi tutma, bir tutma.
Bir tutma. Çıkayım be dostum, çıkayım be. Çıkartmıyorlar bizi. Ya şu yarım adaya çıkartmıyorlar bizi var ya. Çok kötü bir durum gençler. Abi şöyle. Tekrardan. Tutma. Şuraya. Yine tuttu. Abi böyle bir şey olamaz ya. Adamlar hepsini aldı şu anda. Biz kime dalabiliriz ki şimdi? Oha Arnavutluk falan çıktı. Benim şu an dalacak bir düşmanım yok. Benim derhal şunlarla bir barış anlaşması yapıp kendimi toparlamam lazım. Şurayı alacağım. 3 yıldız. Şurayı da ver. Bunları almam lazım gençler. Çünkü Birleşik Krallık ve şeyleri, müttefikleri acayip derecede büyük bir güç haline geldi. Onlar bana savaş ilan ederse şu anda karşı koyamam. Derhal para biriktirmem lazım. Asimile işlemlerini yapacağım. İkinci, pardon, üçüncü bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Son halimizi sizlere şöyle paylaşayım. Böyle fazla bir gelişme kat edemedik. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.